siyasetinin nabzını tuttuğumuz Seçim 2023 ortak canlı yayınımızdan herkese merhabalar. Kısa bir bayram arasının ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle Bolu siyasetine, Bolu gündemine dair çok detaylı konuşmalar, çok detaylı bilgiler paylaşacağız. Yanımda her zaman olduğu gibi Bolu Takip Gazetesi Haber Müdürü Faruk Çiğdem var. Faruk Çiğdem'le bugün konuk edeceğimiz konuğumuz ise Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Sayın İlhan Durak. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz başkanım. Allah daha iyisin inşallah. Nasıl geçti bayram? Nasıldı çalışmalar? Hamdolsun güzeldi. Biz bayramın birinci günde teşkilatımızın içerisinde üyelerimizin de dahil olduğu bir bayramlaşma programı yaptık. Katılım çok güzeldi. Sağ olun Köroğlu Gazetesi de bayramlaşmamıza katıldı. Akabinde de yine biz pazar günü teşkilat mensuplarımızla birlikte bir bayram kahvaltısı düzenledik. Enerjimiz daha da fazla artsın, birlik beraberliğimiz daim olsun diye. Tabii ki de ilçe teşkilatlarımızın bayramlaşması da vardı. Onlara da dahil olmaya çalıştık. Güzel bir bayram geçirdik. Dolu bir bayram geçirdik. Evet, etkin güzel bir bayram oldu. Ne kadar güzel ne kadar. Buradan tüm izleyicilerimizin de Ramazan bayramını kutlayalım tekrardan. Bir mukabele. Canlı yayınımız boyunca bizlere sosyal medya üzerinden sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Sayın Başkanım iştenlikle tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Abi sen nasılsın? Nasıl geçti bayramı? Teşekkür ederim Oğuzhan. Güzeldi. Bizim bayramımız biraz yoğun. Biraz aile ziyaretleri. Geri dedi. Aynen bu bayramı aile büyüklerimiz orada bizim. Geri de o gelenek devam ediyor hala. Sabahı işte bayram sabahı Gerede'ye gittik. Tüm gün oradaydım. Bayramda da işte bayramlaşmalar bitince ondan sonra her evde siyaset başlıyor. Bizde de yani girdiğimiz her evde siyaset vardı. Bize tabii soruyorlar. Sen o zaman vatandaştan bilgileri toplayıp geldin abi. Ben hem bayram yaptım hem biraz siyasi hem kulis topladım hem de Gerede'nin biliyorsun seçmen sayısı en fazla olan illerden birisi. Merak da ediyordum. Araya bayram güzel girdi. Bayram girmese belki gidemezdim yani bu işim gücümün arasında. Bayramda hem büyüklerimizi ellerini öptük hem de oradaki seçmen tablosunu biraz analiz ettik. Birazdan bununla konuşuruz. İstersen ilk senin sorununa başlayalım başkanımla. Olur. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk Faruk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Başkanım şöyle başlayalım. Konuşacağımız çok şey var. Seçimleri çok konuşacağız zaten program boyunca. İlçeleri bol bol konuşacağız. Vekil adaylarını bol bol konuşacağız. İlk önce şurada sizin de sürecinizin başladığı yerden başlayalım. Yeni bir il başkanısınız. Bolu'ya geldiğinizde güzel bir sinerji oluştu milliyetçi tabanda. Nasıl bir parti buldunuz buraya geldiğinizde, atandığınızda? Şu anki geldiğiniz parti olarak nasıl durumdasınız? Yani yönetiminiz, tabanınız nasıl karşıladı? Yani bildiğiniz üzere 2,5 yıl Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Aralık 20 itibariyle de Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevini ifa ediyorum. Göreve geldiğimizde de eski geçmiş dönem il başkanımız da milletvekili aday adayı süreci vardı. O durumdan dolayı istifasını yapmıştı. Fakat daha sonrasında kendi tercihleriyle aday olmadı Cihan Bey. Oradan başlayayım konuya. Buraya geldiğimizde de teşkilatımız iyi durumdaydı. Yani geçmiş dönemdeki il başkanlarımız da gerekli özveriyi, hassasiyeti göstermişlerdi. Biz buraya geldiğimizde de bütün Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş, ülkücü olarak tanımlanan, bilinen abilerimizi, büyüklerimizi ziyaret ettik. Hanelerine gittik. Beraber olalım, bir olalım, bize omuz verin, hep birlikte mücadele edelim. Milliyetçi Ülkücü Hareketi temsil noktasında Bolu'da iyi bir yere taşıyalım diye kendilerinden talepte bulunduk. Allah razı olsun, hepsi bizim yanımızda oldu. Güzel bir yönetim kurduk. Şu an belki Türkiye'de nadirdir, 98 kişilik bir yönetimimiz var ilçe olarak. Hep birlikte şu ana kadar da üzerlerine düşenin fazlasını yapma gayreti içerisinde kendilerine görev bildiler ve öyle hareket ettiler. Teşkilatımızı canlandırmak için de birlik beraberliğimizi sağlayarak bugünlere, bu seçim sattığına kadar geldik. Tabii biz göreve geldiğimiz gün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak sahadaydık.
sürekli nasıl yapabiliriz, farkındalık nasıl yaratabiliriz, vatandaşımıza nasıl dokunabiliriz, mücadeleyi nasıl gerçekleştiririz, hep bunu arkadaşlarımızla düşünerek, tabii ki de bunun yanında ilçe teşkilatlarımız da dahil olarak, işte bazı beldelerimizde belde başkanlığımız eksikti, onları hızlı bir şekilde arkadaşlarımızı görev verildi, atandılar. Hizmet binalarımızda eksiklikler vardı. Onları tamamladık. Şu an topyekün, birlik beraberlik içerisinde bütün il yönetimi, ilçe yönetimlerimiz, işte kamusal teşkilatlarımızın desteğiyle, belediye meclis üyelerimizin, il genel meclis üyelerimizin desteğiyle bir süreç yönetiyoruz. Yani geldiğimizde iyiydi. Biz daha iyi, daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Bunun mücadelesiyle, bunun çabasıyla bütün yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte mücadele ettik. Biz zaten geldiğimizde şunu söylemiştim. Ben gerçekten Bolu'da ülkücü ülkücünün öz kardeşidir anlayışını ben Bolu'da gördüm. Biz bir aileyiz, kardeşiz, ülküdaşız, inanmış insanlarız, kader ortağıyız diyerek herkes topyekun bir şekilde bütün yöneticilerimizle mücadele ediyoruz. Peki başkanım, çalışmalarınızın karşılığını alabildiniz mi? Üye sayılarında olsun, vatandaşların partileri veyahut da sizle iletişimi konusunda bir gözle görülür bir artış yaşandı mı? Tabii şöyle hatırlarsınız, biz bir haftada 1000 üye projesi hazırlamıştık il başkanlığı olarak. Biz bunu bir haftada gerçekleştirdik. Ve partimize yoğun bir katılım oldu. Biz zaten kapılarımızı geldiğimiz günden beri sonuna kadar açtık. Kapıdan içeriye gelen bütün vatandaşlarımıza bütün sorunlarıyla ilgili ya anında müdahil olmaya çalıştık ya da gücümüz yetmediğinde de yetkimizin azaldığı, az kaldığı yerde de mücadele ettiğimizi bütün vatandaşlarımıza gösterme gayreti içerisinde olduk. Bundan dolayı da güzel de bir teveccüh var. Bundan da memnunuz. Yani şöyle, benim şimdi tabii milliyetçi taban Bolu'da geniş, ama siz geldiğinizde partiye uzak olan ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş çok sayıda kişiyi bir anda kendi içinize topladınız, kattınız, aranıza kattınız. Bu tabanı daha önce tanıyor muydunuz Bolu'da? Çünkü uzun yıllardır İstanbul'da görevdeydiniz. Evet. Bu tabanı tanıyor muydunuz? Yani bu kadar size inanmaları, sizi mücadelenize dahil olmaları neye bağlıyorsunuz bunu? Şöyle, Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılığı görevi yaparken tabii ki de bütün teşkilatlarla 81 ille haşır neşir olurken Bolu'yla da, Bolu teşkilatıyla da, özellikle İl Ocak Başkanlığı'yla da sürekli birlikte hareket ediyorduk. Fikir alışverişleri yapıyorduk. Tabii bununla birlikte de yani ülkücü camiayla da irtibat halindeydik. Tabii buraya geldiğimde de şu an vekil adayımız olan İsmail Bey de birlikte gayret gösterdik. Ben kendisine hatta ricada bulundum buraya atamamız gerçekleştiğinde. İsmail Bey de yanımızda oldu süreç boyunca. Tabii İsmail Bey geçmiş dönem Ülkü Ocakları Başkanlığı da yaptığı için Bolu'nun ülkücü hafızasına hakim bir arkadaşımız. Onunla birlikte Bolu'da işte ülkücü olarak tanımlanan, kendini işte sorulduğunda bu kişi evet Milliyetçi Hareket Partili'de ülkücüdür diye bilinen bütün arkadaşlarımızı, abilerimizi tanıyordu. Sağ olsun o güzel bir liste hazırladı bize. Biz o listede 103, samimi olarak anlatayım, 103 kişi vardı. Biz 98 kişisi şu an bizim yönetimimizde. O 5 kişi de sağlık durumlarından dolayı İşte şu an dışarıda kalıyor. Bir tanesi Sabri abidir, eski il başkanlarımızdan. Evet. Kendisi 85 yaşında yakın olduğu için hatta çoğu zaman da programlarımıza gelmek istiyor, çabalıyor, birçoğuna da katılıyor. Yani birçok abimiz, büyüğümüz, arkadaşımız, dostumuz şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nde canı gönülden hizmet ediyor. Birlik, beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bence büyük bir başarı. Tabii orada İsmail Bey'in büyük katkısı ve faydası vardır. Evet, iyi bir ekip çalışması, güzel bir başarı. Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleceğine de ışık tutan bir ekip çalışması olduğunu düşünüyorum ben bunu. Teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda da büyük ihtimalle meyvesi alınacak bir çalışma. Çok uzak gideceğini sandım bu tarihe. Yani çok sürprizlere, seçim çok sürprizlere gebe. Her gün benim bile fikirlerim değişiyor. Yani bazı konularda netim ama bazı kritik noktalara bakıyorum. Oralarda dengelerde kayma oluyor.
bir değişik bir sürpriz bir seçim dönemi geçireceğiz. Yavaş yavaş o zaman... Öncesinde bir soru sormak istiyorum. Tabii olsan. Başkanım peki göreve geldikten sonra Cumhur İttifakı olarak neler yaptınız? Bu açıdan girişiminiz oldu mu? Şöyle ben göreve geldiğimde AK Parti İl Başkanımız Suat Bey ile sürekli istişare içerisinde kaldık. Hayırlı olsuna ilk gelendir hatta öyle de söyleyebilirim. Biz Bolu'daki kamu kurumlarının çalışmalarında, etkinliklerinde, aktivitelerinde de hep birlikte hareket etmeye çalıştık. Yani Cumhur İttifakı olması gerektiği gibi nezaketle, samimiyetle süreci yönetmeye çalıştık. Hala da o şekilde devam ediyoruz. İnşallah Bolu'da başarılı olacağız Cumhur İttifakı olarak. Bolu'da da ben genel merkezden geldiğim için hem mahcup olmamamız lazım hem mağdur olmamamız lazım. Bolu'dan en büyük desteği de Cumhur İttifakı'na vermemiz gerekiyor. Tabii bir bileşeni de AK Parti. Biz AK Parti ile sürekli istişare içerisinde süreci devam ettiriyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Daha detaylı sorularınız olacak tabii bu konuyla alakalı. Buyur abi, sağ olasın. Seçim dönemi başladık. Evet. Bütün siyasi partilerde olduğu gibi siz de 7-24 çalışıyorsunuz. Hem bize gönderdiğiniz basın bültenlerinden takip ediyoruz hem de sosyal medyalarınızdan takip ediyoruz. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Nerelerde yoğunlaştınız çalışmalara? Ardından da vekil adaylarına halkın teveccühü, ilgisi, karşılaması nasıl oluyor? Valla bilgi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatı gereği biz zaten kapı kapı dolaşıp çalınmadık, kapı alınmadık günü bırakmayacağız. Biz bunu kendimize şiar edindik. Dediğim gibi biz tam seçim hattında değil de göreve geldiğimiz gün itibariyle şu an mevcut milletvekili adayı olan işte İsmail Bey, Rahmi Bey, Muhittin Bey o süreçte de hep birlikte zaten sahadaydık. Her gün ne yapabiliriz'i için çaba harcıyorduk. Şu an seçim sattığında tabii ki de daha hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Biz güne sabah 8.30'da başlıyoruz. Gece 12.00'lere kadar devam ediyoruz. Yani ne kadar el sıkabilirsek, ne kadar vatandaşımıza gidersek, ne kadar Cumhur İttifakı'nı anlatırsak, ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatırsak başarılı olacağımıza inanıyoruz ve öyle de olur. Çünkü en kıymetli şey alın teri. En çok bolluk getiren yağmur da alın teridir. Biz alın teri dökmeye, emek vermeye devam edeceğiz. Tabii ki de teşkilatlarımızla birlikte, sadece ben değil, sadece milletvekili adaylarımız değil, sadece yöneticilerimiz değil, ailelerimizle, dostlarımızla, komşularımızla bir mücadele sürdürüyoruz. Aynı şekilde ilçe başkanlıklarımız da sağ olsunlar iyi bir gayret gösteriyorlar. Bir de bunun dışında milletvekili aday adaylığı. Aslında konuyu oradan başlamam lazımdı. Aday adaylığı konusunda aday adaylarımız 15 tane aday adayımız vardı Bolu'da. Evet. Büyük bir talep oldu. Yani biz çok mutlu olduk o süreçte. Aday adaylarımızla birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Şimdi biz gün içerisinde 5 tane ekip yapıyoruz. Bu ekiplerin bir tanesi Kalıcıkonutlar mevkiindeyse il merkezinde oluşturulan. Bir tanesi işte Sağlık Mahallesi'nde oluyor. Bir tanesi İzzet Baysal Caddesi'nde oluyor. Bir grubumuz ilçede ziyarette oluyor. İşte diyelim ki İsmail Bey akşam A köyündeyse Rahmi Bey bir ilçede oluyor. Muhittin Bey başka bir yerde programa gidiyor. Bu şekilde maksimum faydayı ve yüksek miktarda katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Durmadan, durak vermeden. Yani bir planımız, çok fazla bir projemiz bu konudan nasıl çalışacağımız konusunda yok. Zaten o kadar çok talep var. Bu teveccühten de biz çok memnunuz. İşte bugün düğünüm var, mutlaka bekliyorum. Bu akşam işte mevlidimiz var, mutlaka bekliyorum. İşte bu akşam ilçede bir toplantı düzenliyoruz, lütfen siz gelin. Gibi talep çok fazla olduğundan dolayı da bir... Plan program yok. Seçim, hedef belli. Tabii, hedef plana belli. Gerek yok. Bir seçim koordinasyon birimi oluşturduk. O birim not alıyor, randevularımızı alıyor ve ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Peki başkanım bir şey sormak istiyorum. Ve durdurak bilmeden yapıyoruz bunu. Çok fazla milletvekili aday adayı vardı. Yani bu sene hatta her partide çok fazlaydı ama sizin daha çok, yani sizin de böyle çok yüksek. Evet, 15 tane aday adayımız vardı. Milletvekili adaylarını belirlerken nelere dikkat edildi acaba? Neler göz önünde bulunduruldu? Yani şöyle, o süreçte
Zaten kısa bir süreçti. Çok kısaydı. Hatta yani ilk teslim eden de yine Milliyetçi Hareket Partisi'dir vekil listelerini. Biz o süreçte Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak vekil adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın önce bir taleplerini aldık. Bunun dışında dışarıdan da tanımadığımız kişiler de aslında tam camiamızın içinde olmayan kişiler de başvuruda bulundu. Yani bu şöyle bir şey, mevzuatsal, hukuka aykırı olmadan şartları taşıyan herkes Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı olabiliyor. Tabii çok kıymetli adaylarımız da vardı. İşte üniversiteden bir profesör hocamız vardı. İşte yine kıymetli aday adaylarımızdan Muhittin Bey aday oldu. Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı. Kendisi de gazidir. Yine engellilerin içerisinden talep oldu. Biz Bolu'ya göreve ilk başladığımızda Kent Konseyi Engelliler Birimi'ni ziyaret etmiştik. O ziyarette bunu bana dile getirmişti Necati Bey. Biz de memnun oluruz demiştim. Süreç başlayınca Necati Bey de geldi, başvurusunu yaptı. Yine birkaç tane iş adamımız vardı. Daha önceden de aday olmuş arkadaşlarımız. Onlar da adaylıklarını başvuruda bulundu. Ama tabii işin şurasından bakmamız gerekiyor. Biz Bolu'da kimi daha rahat seçmenin karşısına çıkartabiliriz? Tanınırlığı, bilinirliği kimin daha fazla? Milliyetçi Ülkücü Hareket içerisinde kim daha çok emek vermiş? Bu arkadaşlarımıza hem il teşkilatımız, il başkanlığımız hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin uygun görüşlüğüyle de 3 tane Bolu'nun bağrından kopmuş, Bolulu, Bolu'da yaşamış, Bolu'nun içinden gelmiş 3 tane adayımızı aday yaptık ve şu an seçmenin karşısında büyük de bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Gün geçtikçe de inancımız artıyor, çok da mutlu oluyoruz. Yani Bolu'ya çalışacağından kesinlikle emin olduğunuz kişileri seçtiniz değil mi başkanım? Tabii. Biz hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem ilçe başkanlıklarının, il başkanlığının uygun görüşüyle Bolu'ya kim daha faydalı olabilir? Milliyetçi Ülkücü Hareket'e kim daha fazla emek vermiş, gönül vermiş, inanmış, çaba harcamış? O 3 tane arkadaşımızı teşkilatlarımızın uygun görüşüyle genel merkeze talepte bulunduk. Genel merkezimiz de gerekli özveriyi ve uygun görüşüyle de 3 tane adayımız şu an Bolu halkının karşısında ve teveccühünü görüyorlar ve sahada çalışıyorlar. Başkanım, adaylardan hepsi çok kıymetli adayların. Ama İsmail Akgül birinci sıra milletvekili adayı. Bizim de gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir yani sevgi seli var kendisine. Hatta bizim İsmail oldu. O da şeyde sizin mutlaka ismini biliyorsunuzdur. Bir abinin aday tanıtım toplantısında bizim İsmail diye bağırmasından sonra biz de onu haberlerimize taşıdık. İsmail Akgül bizim İsmail oldu. İsmail Akgül üzerinde şunu soracağım. Merkezde İsmail Akgül tanınır, bilinir. Belki ilçelerde de ilçe başkanlığı ya da ilçe ülke ocakları tarafından bilinir. Ama İsmail Akgül'ü biz köylere gittiğinde oradan gelen fotoğraflardan, oradan gelen videolardan ya da İsmail Akgül'le beraber dolaşan ekibindeki kişilerden dinliyoruz. İsmail Akgül'e onu ilk defa tanıyanlardan da bir karşılık var. Bunu şöyle mi, şuraya bağlayabilir miyiz? Yani bir Milliyetçi Hareket Partisi adayı bekleniyor muydu insanlarda? Yani ya da insanlar artık bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne tutunma ihtiyacı mı hissediyor acaba Bolu'da? Yani şöyle, İsmail Akgül'den bahsedeyim. Öncelikle İsmail Akgül tabii geçmiş dönemlerde Ocak Başkanlığı yaptı. Ülke Ocakları Başkanlığı yaptı. Bu 6 yıla yakın bir süre bu görevi hakkıyla, layıkıyla yaptığını ben şahsen ve teşkilatlarım olarak düşünüyorum. O süreçte de Bolu halkına, Bolu'daki vatandaşlara faydalı olmak için çaba harcayan, dertlenen bir arkadaşımızdır. Hatta ben Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde de en fazla İsmail Bey'in talepleri için mücadele etmişimdir. Çünkü bazen biz de enaniyet mi yapıyoruz artık bilmiyorum ama kulağımızdan yeteri kadar dertlenmiyor gibi bir durum oluşuyordu Ankara'da. İsmail beni hiç rahat bırakmazdı.
şu kardeşimizin şu işi var. İşte şunun hastane işi var. İşte ne bileyim bunun kana ihtiyacı var. Sürekli beni orada da çalıştırdı. Yani beni en çok çalıştıran kişilerin başında da İsmail Akgül gelir. Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Tabii o gün aday tanıtım toplantısını da spontane gerçekleşen, böyle samimi, içten, evet, dürüst bir konuşma yapıyordu orada. Ben işte Bolu'nun çocuğuyum diyordu. O esnada birisi, oradan bir abimiz, bizim İsmail diye seslendi. Ve o bizim İsmail gerçekten onun üzerine, evet, cuk diye oturdu. En tabiri caizse söyleyeyim. Tabii şimdi İsmail Bolulu olması, Karacaağaç köyünde işte yetişmesi, ailesinin sevilen bir aile olması, babasının öğretmen olması, kendisinin de dertlenen bir arkadaşımız, samimi bir arkadaşımız olmasından dolayı köylerde de gerçekten İsmail seviliyor. Hatta biz hiçbir açık hava çalışması yapmamamıza rağmen, İl teşkilatımızın ve genel merkezin şu an adaylar üzerine, hı hı, İsmail'in fotoğrafları, pankartları birçok köyün girişine asılmış. Yani biz bunu yapmadık. Biz bunu yapın demedik. Doğal i̇çten bir seçmen kitlesi oluşuyor. Tabii içten gelerek, samimiyetleriyle bu çabayı gösterdiler, gösteriyorlar. Bizi de çok mutlu ediyorlar. Hatta geçenlerde biz Gerede'den geliyorduk. Gece 12.30 gibiydi. Vakıf geçit veren köyünden bizi çağırdılar. Bayraklama yapıyoruz. Lütfen gelin. Yani biz bir araç tutsak, işte ne bileyim bir sepetli vinç tutsak o kadar iyi yapamayız. Köyün girişinden köyün sonuna kadar büyük bir özveriyle, havanın soğuk olmasına rağmen gece 12.30 1'de o çalışmayı yapıyorlar. Yani bunu parayla, işte ne bileyim bunu başka bir şeyle yaptırmak mümkün değil. Bu içeriden gelmesi gerekiyor. Bu işe inanmak gerekiyor. Sağ olsun İsmail Bey de gerekli özveriyi, çabayı gösteriyor. Yani sahada çok güzel tepkiler var. Teveccüh çok yüksek. İlçelerimizde de aynı şekilde. Yani biz inanıyoruz. Vekil değil, vekiller çıkartacağız. Artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin ödüllendirilmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. 54 yıllık hasretinde bitmesi gerektiğine inanıyorum artık. Peki başka... Çünkü bir şey daha söyleyeyim. Milliyetçi Ülkücü Hareket Yüce Türk Milletin hizmetkarıdır. 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş Bolu milletvekili de Bolu'nun ve halkımızın hizmetkarı olacaktır. Bunu en kalbi duygularımla söyleyebilirim. Konuya girdiğiniz için sormak istiyorum. Seçim sonuçlarına dair bir tahmininiz var mı? Yani bunun kararını tabii Bolu halkımız, milletimiz verecektir ama tabii gönlümden geçen, kalbimden geçen, zihnimden geçen rakamlar var. Yani Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekili çıkarma gayesi içerisindeyiz. Bu düşünce içerisindeyiz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yani ben daha iyi yerlerde olacağını, yetkiyi alacağını, yetkiler alacağını düşünüyorum, inanıyorum. İnşallah muvaffak oluruz. Biz gayret gösteriyoruz. Tevfik Cenab-ı Allah'tan tabii ki de ama biz samimi, dürüst, inançlı, inanmış bir şekilde gayret gösteriyoruz, çaba harcıyoruz. Başkanım, ilçeler bazında konuşursak Gerede Bolu için en önemli ilçelerden birisi. Siyasetçiler için en önemli ilçelerden birisi. Özellikle seçmen sayısı itibariyle tabii ki siyasetçiler için Bolu'nun bütün ilçeleri değerli. Hepsi değerlidir. Hepsine bir şeyler kazandırmak isterler. Ama iş sandık noktasına gelince Gerede tabii ki bir adım öne çıkıyor. Çünkü en fazla seçmene sahip 26.513 seçmeni var. Gerede'deki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çünkü Gerede hem ilçe başkanlığınız hem ilçe ülke ocakları en az Bolu ülke ocakları kadar aktif çalışan sosyal ve kültürel faaliyetleri oldukça yoğun yapan, evet, ve sürekli de halkla oranın gençleriyle 7'sinden 70'sine iç içe olan bir yönetimi var, evet, Gerede'nin de. Bunun size hem katkısı nasıl hem de Gerede'de orada çalışma yaptınız. Neler gördünüz? Biraz bize Gerede'yi anlatır mısınız? Ben göreve geldiğimde ilçe başkanlıklarında da bir revize çalışması hazırladık. Tabii ki de geçmiş dönem ilçe başkanlarımız bizim kıymetlimiz. Biz onlarla beraber hareket ediyoruz, hareket etmeye devam ediyoruz. Teşkilatımızın içerisindeler. Yeni ilçe başkanlarımız da gerçekten ilçe başkanlığı atarken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin oluruyla o ilçede
tanınırlığı, bilinirliği olan, duruşuyla, davranışıyla, işiyle, gücüyle örnek olan arkadaşlarımızı bu göreve atandığına canı gönülden ben inanıyorum. Tabii Gerede ilçe başkanımız da çok kıymetli bir arkadaşımız, dava arkadaşımız. Tanınan, Gerede'de bilinen bir arkadaşımız. Gerede'ye de ilçe hizmet binamız yoktu. Aynı şekilde Ülke Ocakları'nın hizmet binası da yoktu. Bazı sıkıntılar vardı. Geçmiş dönemdeki ilçe başkanımızdan veya ilçe ocak başkanımızdan kaynaklanmayan bazı sıkıntılardan dolayı bir süre kapalı durmuştu. Biz tabii hemen yeni ilçe başkanı, yeni ocak başkanı ile birlikte hizmet binalarını da açtık. Şimdi şöyle, ilçe başkanımız çok kaliteli, kıymetli. Aynı şekilde ocak başkanımız da çok kaliteli, kıymetli. Teşkilatın içerisinde yetişmişler. Ülkücü tedrisattan geçmiş, inanmış arkadaşlarımız. Tabii onların o inanmışlığıyla da bir hareket sağlandı. Bu seçim sattığında değil, seçim sattı öncesinde de iyi bir çalışma, iyi bir gayret gösterdiler. Biz de il başkanlığı olarak ve merkez ilçe başkanımız işte Hakan Başkan desteğiyle, takviyesiyle biz ilçelerimize çok vakit ayırmaya gayret gösterdik. İşte sadece Gerede değil, Gerede evet seçmen sayısı olarak, nüfus olarak Bolu'nun en büyük ilçesi. Hı hı. Çok değerli ve kıymetli. Bizim orada bir başarı sağlamamız gerekiyor. Orada samimiyetimizle, etkimizle, inanmışlığımızla, ilçe başkanımızın katkısıyla, ocak başkanımızın çalışma azmiyle güzel bir çalışma sistemi oluştu. Programlı bir şekilde devam ediyor. Sadece tabii bizim ilçe başkanımızın ilçe başkanlığı dışında birçok görevi de var Gerede'de. Tanınmış, bilinmiş bir arkadaşımız, dava arkadaşımız. Yani hep birlikte mücadele ediyoruz. Orada ilçe başkanımızın, eski ilçe başkanımızın, eski ocak başkanımızın, geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığı yapmış, geçmiş dönemlerde ocak başkanlığı yapmış olan arkadaşlarımız da şu an Gerede ilçe teşkilatında, işte Gerede'nin ocak teşkilatında görev yapıyorlar. Birlik beraberlik olunca da birliğimiz beraberliğinden doğan bir güç oluşuyor. O gücün de etkisini görüyoruz. Nasıldı oradaki seçim çalışmalarınız? Biz Gerede'ye şu seçim sattığında son dönemde 3 sefer gittik. Aday adaylığı sürecinde 2 sefer gittik. Akabinde de bir iftar programı düzenlendi Gerede'de. 2000 kişi katıldı iftarımıza. Güzel. Seviye nüfus kadar. 2000 kişi katıldı. Güzel bir talep vardı. Yani orada merkezde girmediğimiz dükkan yoktur. Kahvanelerde, işte oradaki fabrikalarda, ticaret odasında ziyaretler gerçekleştirdik. Esnaflarımızı gezdik. Güzel bir teveccüh var. Yani gerçekten samimiyetle söylüyorum. Biz sandıkları patlatacağız inşallah. Gelelim. Başkanım, peki insanların bu ilgisini gördükçe daha çok çalışırsınız geliyor mu? Geliyor. Biz mesela bir örnek vereyim nasıl size. Nasıl oluyor yani? Teşkilatta bu ilginin yansıması nedir? Geliyor. Şöyle, hep birlikte topyekun mücadele etmeye daha fazla gayret gösteriyoruz. Ben bir günümüzü anlatayım size. Pazar günümüzden bahsedeyim. Bayramın 4. günü. Bizim bir TBMM yolunda diye bir grubumuz var. Bu grupta bütün yönetici arkadaşlarımız ve dışarıdan da bize dahil olan, destek veren arkadaşlarımızın olmuş olduğu bir grup. Bu grupta işte biz günlük programı atıyoruz. Yarın şunları şunları yapacağız diye, şu saatte şurada buluşalım diye. Kalabalık bir grup. Orada buluşuyoruz. Güne başlıyoruz. Günümüzü anlatayım. Sabah çıktık, Gerede'ye gittik. Pazar günü. Gerede'de esnaf ziyaretleri yaptık. Gerede'den çıktık. Bir cenazeye katıldık. Akabinde tekrardan Dört Duvan'a döndük. Dört Duvan'a geldik. Dört Duvan'da kulüp ziyareti yaptık. Orada bir cenazeye katıldık. Oradan Bolu'ya geldik. İki tane düğüne katıldık. Düğünden çıktık. Köroğlu Devlet Hastanesi acilini ziyaret ettik. Oradan çıktık. Devlet Hastanesi acilini ziyaret ettik. Saat 12.30'du gece. Hala bir yer var mı, bir yer bulabilir miyiz diye bir gayret içindeydi herkes. Ve ekip dağılmadan topyekün vekil adaylarımızın arkasında il başkanı olarak, ilçe başkanımız, işte diğer teşkilatlarımız, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte biz gayret gösteriyoruz. Yani biz vekil adaylarımızı hiçbir zaman, hiçbir an yalnız bırakmıyoruz. Her şeyden önce onları
öne çıkarıyoruz. Onların fikirlerini alarak vekil aday adaylarımızla birlikte yanlarında durup mücadele ediyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi komple sahada, Milliyetçi Hareket Partisi komple milletvekillerinin arkasında yanında. Peki başkanım, ben burada Faruk abiden bir yorum almak istiyorum. Çünkü kendisi yıllardır Bolu'da onlarca seçim geçirdi. Onlarca saha çalışması gördü. Abi başkanım anlattıklarından yola çıkarak bir önceki seçimlerle karşılaştırır mısın bu çalışma yoğunluğunu? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel çalışma siyasi şey üzerine. Ya geçmiş seçimlerde de şimdi seçim saatine girdiğinde bütün siyasi partiler topyekun çalışır. Ama bu dönemin farkı şu, bu dönem heyecanlı bir yönetim. Onun için şey sorusunu da sordum. Yani yeni il başkanısınız, nasıl bir parti buldunuz, şu an bu parti nasıl diye. O yüzden böyle girdim. Çünkü bir fark görünüyor ortada. Eski il başkanları da, eski ilçe başkanları da tabii ki başarı için çalışıyordu. Tabii. Ama şimdi temel sağlam kurulunca, çalışma temeli sağlam kurulunca yol kolay gidiliyor. Zevkli gidiliyor, heyecanlı gidiliyor, evet. Başkanımın da söylediği gibi. Tabii başarının geleceği, hani ışık biraz daha fazla görülünce ışığa koşmak daha insan istiyor ışığa koşmayı. Bugün yani benim dışarıdan gördüğüm, bunu ciddi anlamda söylüyorum. Yani laf olsun diye de söylemiyorum, başkanım burada diye de söylemiyorum. Yani dışarıdan görünen Milliyetçi Hareket Partisi bir başarıya koşuyor. Birazdan soracağım. Bir önceki seçimde 30 bin gibi bir oy var. İkinci bölümde biraz anketleri konuşuruz. Anketleri. Mesela ben şu yorumu yapayım. Yapmayacaktım ama sen biraz biliyorum soracaksın birazdan. Ben de takılıp kalmayayım diye yapacağım bu yorumu. Şimdi Gerede'deydim. Gerede'de özellikle o yüzden sordum başkanıma. Herhalde 200-300 kişiyle şey olmuşuzdur. İletişim bu bayramda iletişimde bulunmuşuzdur. Benim ailemde de siyasetçiler var. Eniştem Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Hem onunla Ankara'yı hem de o da Bolu'yu merak ediyor. Kendisi de Bolu şeydi, dört divanlı. O da bana buraları soruyor. Onunla konuşurken biraz şey genelini, Türkiye genelini konuştuk. Bolu'yu konuşurken de tabii büyüklerimizin olduğu eve misafirler geliyor gidiyor. Onlarla da Gerede'yi biraz konuştuk. Gerede'nin bu sene birinci sıradan AK Partili bir milletvekili adayı var. Evet. Yüksel Bey. Uzun yıllar Ankara'da görev yapmış. Tabii ki bir avantaj AK Parti için bu. Gerede'li bir adayın birinci sıradan konulması. Ama ben şunu gördüm, tüm samimiyetini söyleyebilirim. Gerede'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ciddi bir yönelim var. Hakan abi, ilk merkez ilçe başkanımızdı, benim mesai arkadaşım. İlk yorumumu da ona yazdım mesela. Gerede'den bir sürpriz yaşayabilirsiniz diye ilk yorumumu ona yaptım. Bolu'ya dönerken yazdım hatta. Yani bu kadar kişiyle konuştum. Çok ciddi bir, daha önce mesela MHP'ye vermemiş oyunu. FİTA'ya şey vermiş, sağ partilere oy vermiş. Milliyetçi Hareket Partisi'ne belki bir kere hayatına oy vermiştir dönemsel olarak. Ama sonra da AK Parti'ye yönelmiş. Yani çok fazla kişiden, tanıdığımdan ve o bir iki kişinin, bunlar aile olarak, Gerede'de genelde öyle şey yapıyor, işliyor. Evet. Kitle aileden blok olarak gidiyor. Hakan abiye yazdım. Bir sürpriz yaşayabilirsiniz Gerede'den. Hiç i̇yi, şaşırmam dedi. Sürpriz, iyi yönde bir sürpriz yaşayabilirsiniz diye. Mesela başkanım, ben size sorayım burada. Nasıl bir, az önce lafınızın sonunda söylediniz sandıkları patlatacağız diye. Nasıl bir oy oranı bekliyorsunuz oradan? Yani hani benim gördüğümü siz daha fazla görüyorsunuzdur. Siz daha fazla insanla karşılaştınız. Yani mesela ikiye mi katlayacaksınız, üçe mi katlayacaksınız? Nasıl bir izlenim var? Yani bu konuyu şöyle söyleyeyim. Biz Gerede'ye dediğim gibi 3-4 sefer seçim hattı öncesi, seçim hattında da sürekli gitmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Yani biz Gerede'de de şunu söylüyoruz. Yani Bolu'nun milletvekili adayları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayları sizin adayınız. Sizin, ulaşılabilir. Yani başka bir yerde veya Ankara'da bir vekil aramanıza ihtiyaç duymayacaksınız. Bu vekille
Bolu'nun vekiliyle Gerede'nin vekili olacak. Diğer ilçelerimizin vekili olacak. Yani bizim ulaşılabilir olduğumuzu, samimi olduğumuzu, sizin dertlerinizle dertlenecek kişiler olduğumuzu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekil adaylarının sizden biri olduğunu ifade ediyoruz, söylüyoruz. Vatandaşımız da en doğru kararı veriyor aslında. Teveccüh gösteriyor, samimiyetinden anlaşılabiliyor. Biz de Gerede'ye gittiğimizde mutlu oluyoruz. Daha fazla inancımız artıyor, inanmışlığımız artıyor. Yani biz şöyle direkt doğrudan bir il başkanı olarak tahmin etmem, hani belki eksik kalabilir, eksik olabilir ama tabii ben biraz da taraflı da söylüyor olduğumu işte seyircilerimiz de düşünebilir. Biz Gerede'de yani tarihimizin en yüksek oyunu alacağız. Yani kat ve kat üstüne alacağız. Çünkü biz o samimiyetimizi Gerede'ye gösterdiğimize inanıyorum. Bizim vekil adaylarımızın da bu samimiyetle orada çalıştıklarını söyleyebilirim. Çünkü biz orada her yaptığımız programda bayramlaşmaya katıldık. Parti hizmet binamız almadı. Ülke Ocakları ziyaretine gittiğimizde kapılan ocağın içerisine kadar ülküdaşımız, vatandaşımız, misafirimiz dolu oluyor. Kahvehanelere gittiğimizde, ziyaret ettiğimizde herkes oyunu bırakıyor. Oyunu bırakmak, o heyecanı bırakmak. Evet, kolay değildir o. Oyunu bırakıp kalkıp hoş geldiniz diyor. Biz nasılsınız diyoruz. Aslında vatandaşımız da nasılsınız? Evet, insanlar bunu biraz özledi. Bekliyor. Yani bizde yetki olmamasına rağmen biz şu an mevcut sistemi de çalıştırmak için gayret gösteriyoruz. Yani Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin olduğu yerde çalışılır, çalıştırılır. Yetki olursa Allah'ın izniyle, Allah nasip eder 14 Mayıs'ta zaferle Milliyetçi Hareket Partisi'ni Bolu'da taşlandırabilirsek, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin de nasıl çalışacağını hep birlikte bütün vatandaşlarımıza göstereceğiz diye vaatte bulunuyoruz ve bunu da yapacağız. Bunu da en canı gönülden söylüyorum ve inanıyorum. Ve bizim arkadaşlarımız da bunu gerçekten yapar, dertlenir. Şu ana kadar hep dertlendiler, şu ana kadar hep vatandaşımız için bir şey yapmaya çalıştılar. Seçildikten sonra, yetkiyi aldıktan sonra Allah'ın izniyle süreci daha sağlıklı, vatandaşımıza, Bolu'muza, Bolu'muzu bir özne kabul ederek, Bolu'muzun dertleriyle, kederleriyle, Gerede'nin dertleriyle, mutluluklarıyla hemhal olurlar diyebilirim ve buna da il başkanı olarak söz de verebilirim. Söz versen hani başın ağrımaz derler ya, yemin etsen. Bizim arkadaşlarımıza biz yemin etsek başımız ağrımaz. Başkanım, Gerede'de az önce söylediğiniz çok doğru bir cümle kurdunuz aslında. Ulaşılabilir olacağız dediniz. Gerede'de benim gördüğüm insanların biraz da vekillerden, yani hatta en fazla beklediği şey, yani yatırım falan bir şey çok istemiyor insanlar. Ulaşabileyim diyor. Yani en büyük istekleri bu. Yani ulaşılabilir bir vekil, onların ulaşabileceğine inandırdığı bir vekil adayı Gerede'den ciddi bir oy alır. Bunu başaracağız. Hatta biz şöyle SKM olarak da her ilçeden bir ev kiralayalım vekile. Kendi imkanlarımızla, ekonomik imkanlarımız dahilinde. Yani haftanın belirli günleri de orada ikamet etsin, orada yaşasın, oranın sokaklarında geçsin, caddelerinde görünsün, kahvehanesinde otursun. Yani milletvekili olduktan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş vekili Ankara'da gidip çok fazla vakit harcamayacak. Yani belirli dönemlerde, olması gereken zamanlarda Bolu'nun sorunlarını kürsüde anlatacak. Muhakkak bunu yapacak. En samimi bir şekilde, en dürüst bir şekilde. Ama geri kalan kısmını da Bolu'da değerlendirsin. Artık Bolu'nun milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş milletvekili Bolu'da, sahada, kahvede, kıraathanede, işte kafede, sokakta, caddede gözüksün ve gözükecektir. Ve bunu da başarırsak daha da başarılı oluruz. Vatandaşı da mutlu ederiz. Vatandaşın dertleriyle de dertleniriz. Bütün sorunlarla da hemhal olmuş oluruz diye bunun sözünü de biz Gerede'de verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Başkanım, peki Bolu'nun sorunları dediniz. Vatandaşla sohbet ettiğiniz zaman vatandaşın sizden çözüm istediği bir konu var mı şu an? Genel olarak karşılaştığınız, hani Bolu'nun sorunu diyebileceğimiz. En çok gelen sorun olarak Faruk abinin dediği gibi ulaşılabilirlik, samimiyet, bunu talep ediyorlar. Tabii yani, ki de yani şöyle... Affedersiniz, gözünüzü keseceğim ama... Estağfurullah.
Vatandaşın milletvekillerine ulaşamama gibi sorunu mu var şu an Bolu'da? Yani bu geliyor. Vatandaştan geliyor. Gerçekten ulaşamadığını ifade ediyorlar. Faruk abi de denk gelmiş. Evet. Biz de birçok yerde denk geliyoruz. Biz bunu yapmayacağımızı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş milletvekilinin her daim, her an sahada olacağını, işin seçildikten sonra başlayacağını, samimiyetimizi orada göstereceğimizi ifade ediyoruz. Böyle bir sorun geliyor maalesef. Biz de buradan izleyicilerimize söyleyelim. Başkan bu konuda kefil. İsmail Akgül'e ya da diğer milletvekili adaylarına ulaşamazsanız başkanın adresi belli. Yani her gün il başkanlığında mutlaka. Her gün il başkanlığında oturuyor olacak. Abi kısa bir reklam arası vereceğiz birazdan. Öncesinde sormak istediğim sorun daha var mı? Yok. İkinci bölüme dair birkaç konu başlığı verelim istersen. Tabii ikinci bölümde birazcık Bolu'yu konuşacağız. Bolu'nun diğer listelerini tartışacağız. Başkanından yorumlarını alacağız. Onun öncesinde biz kısa bir ara vereceğiz. İkinci bölümde hep beraber burada olacağız. Siz de hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Siz de başkanıma sormak istediğiniz sorular varsa onları sosyal medya üzerinden canlı yayında bizlere iletebilirsiniz. Bizler de başkanımıza ileteceğiz. Bolu'nun en geniş kapsamlı seçim programı kısa bir ara veriyor. Birazdan tekrar bir aradayız. Evet, Bolu'nun en geniş kapsamlı seçim ortak yayınında beraberiz. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı İlhan Durak. Programımızın ikinci bölümünde kendisinden yorumlar alacağız. Yeni bilgiler öğreneceğiz. Başkanım isterseniz ikinci bölümün ilk sorusuyla hemen başlayayım. Buyurun lütfen. Seçim olarak yani MHP İl Teşkilatı olarak seçim güvenliği konusunda ne gibi önlemler aldınız? Yani şöyle, bizim bütün sandıklarımızda bizim tek çatı diye bir programımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin kontrolünde olan bir program. Biz bütün sandıklarımıza üyelerimizi o sisteme giriyoruz. Hiçbir sandığımızda eksiksiz bir şekilde bunu Bolu genelinde tamamladık. Tabii ki de her sandığımızın da, her okulumuzun da nerede olacaksa, sandık kurulacaksa da müşahitlerimiz var. O müşahitleri de hazırladık. Eksiksiz bir şekilde biz hazırız o sürece. Tabii orada seçim güvenliğinde şu ana kadar seçim sattığında hoşgörülü, nezaketli, güven ortamlı diğer siyasi partilerle farklı dünya görüşüne sahip olsak da güzel bir birliktelik şu an devam ediyor. O süreçte de yani ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. 14 Mayıs'a kadar da bu huzurun devam edeceğini ifade edeyim. Zaten Bolu huzurun başkenti, evet, diyebiliriz. Bizim eksiğimiz yok. Bütün sandıklarımızda üyelerimiz ve müşahitlerimiz eksiksiz bir şekilde hazır. Gerekli eğitimi de peyderpeyder hem genel merkezimizin katkılarıyla hem de il başkanlığı olarak bu eğitimleri de vererek tamamlıyoruz. İttifak ortağı AK Parti ile bir paylaşım yaptınız mı? Şöyle, belki yakın süreçte, son virajda, son anda bir çalışmamız gerçekleşecek. AK Parti İl Başkanlığı ile bunu da görüşmüştük daha öncesinde. Hı hı. Şu an ama kendi seçim eğitimimizle, parti genel merkezimizin vermiş olduğu eğitimle süreci devam ettiriyoruz. Peki başkanım, AK Parti ile seçim öncesinde bir çalışma hazırlığı var mıydı? Yani ortak liste olsun veyahut da aday çıkarma, çıkarmama konusunda olsun, böyle bir görüşmeler olmuş muydu AK Parti ile? Yok. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz zaten kendi alametlerimizle, logomuzla seçime gireceğimizi liderimiz tarafından ifade edilmişti, belirtilmişti. Onun için hiç böyle bir çalışma içerisine, fikir alışverişi içerisine girmedik yerelde. Peki başkanım, şu an en çok merak edilen şeyler ve kamuoyunda da en çok haberlerde de en çok ilgi çeken konuların başında anketler var. Evet. Hiç anket yaptırdınız mı ya da elinize ulaşan bir genel merkez anketi var mı? Hem kendi partiniz açısından hem de diğer partiler açısından. Biz yerelde hiç anket yaptırmadık. Biz son ana kadar üstadın dediği gibi tohum saçmaya devam edeceğiz. Bitmezse toprak utansın diyeceğiz. Biz alın terimizde, mücadelemizde, emeğimizde sonuna kadar gayret gösteriyoruz. Tabii genel itibariyle bir anket çalışması yapıldı. O gelen anket sonucu da bizi mutlu etti. Bu anket çalışması seçim sattığına girmeden
önce yapılmıştı. Siz daha İllerde. Sahaya çıkmadan, adaylarınız yani çıkmadan. Sahadaydık ama adaylarımızın sahaya çıkmadan bir çalışma yapılmıştı genel itibariyle. Anket çalışması, telefonla ulaşarak yapılan bir çalışmaydı. Orada çok güzel bir oy oranımız vardı. Duhon sistemiyle yapılan bir anketti. Rakamı vermekte bir şey görmüyorum. 38 bin Bolu'da bir seçmenimiz yani 2018, oyumuz olduğunu. 2018 milletvekili seçimlerinde 30 bin oyunuz görüyor başkanım. Evet. Yani 8 bin bir artış. Bu anket siz daha bu hızlı, evet, çalışmaya, hızlı çalışmaya girmeden önce yapılmış genel itibariyle. Hatta telefonumda da var o anket çalışması, size de gönderebilirim. Çok şey bir rakam. Yani, güzel bir rakam. Hat yani baktığın zaman abi 40 binde mesela CHP milletvekili çıkardı. Evet, o da bir de Tanju Özcan hani faktörüyle 40 binlik bir oy. Bu 38 bin başkanım çok şey bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani özellikle bir de bu adayların halkın karşısına çıkmadan önceki biz hali. Şu an sahada daha fazlasını öngörebiliyoruz. İnşallah da 14 Mayıs'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni zaferle taşlandıracağız diyoruz. Daha da yükseğini alacağız. Ben bazen rakamları az önce de sorduğunuzda söyleyemedim ama gönlümden geçen, zihnimden geçen bir rakam var. Bu rakamlar onun yarım kat daha fazlası, yarısından daha fazlasını ekleyebiliriz daha o sayıya. İnşallah diyelim başkanım. Başkanım birazcık da Bolu siyasetini konuşalım istiyorum. Abi var mı senin başka bir sorun MHP'ye ilişkin? Yani şöyle var ama konu değiştirmeden şey yapalım o zaman. Yani ben hem sizin kendinizi izleyicilere anlatabilmeniz açısından da bu soruyu soruyorum. Ve bir ikinci faktör de kararsız seçmenler var. Bugün hangi partiye oy vereceğini henüz karar vermemiş seçmenler var. Bolu vatandaşlar MHP'ye neden oy versin? Mesela ittifak ortağınız AK Parti'ye, tabii siz bir ekipsiniz ama seçimlere ayrı ayrı giriyorsunuz. Bir önceki seçimlerde de size AK Parti'den ciddi bir oy kayışı olmuştu. Mesela örneğin bu seçimde neden MHP'ye oy versin seçmenler? Onlara ne söyleyerek onların oylarına biz talibiz diyorsunuz? Öncelikle bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz onu açık ara farkla tekrardan Cumhurbaşkanı seçtirmek için ilimizde mücadele ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi şu ana kadar hiçbir siyasi pazarlığın içerisinde olmayan, politik kaygı gütmeyen, devlet ebed müddet anlayışıyla yüce Türk milletine hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüren bir siyasi parti. Hiçbir şart koşmadan 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde de seçilmiş hükümetin yanında olmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuş bir parti. Biz hiçbir zaman şahsi beklentiler içerisinde olmayan, devlet ebed müddet anlayışıyla, duruşumuzla, tavrımızla, davranışımızla bu mücadeleyi verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar da bu böyle olacaktır. Yani biz neden Milliyetçi Hareket Partisi? Ben hatta şunu söylüyorum, geçen bir yerde de söyledim. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye için, batıdan emir olmayan bir Türkiye için, bölgesinde güçlü, dirayetli bir Türkiye için ben bir oy Sayın Cumhurbaşkanımıza, bir oy da Milliyetçi Hareket Partisi'ne istiyoruz diyorum. Yani biz az önce de bahsettik, samimiyetimizle, Bolu'nun sorunlarıyla dertlenen bir parti olarak neden vermesin ki diyebilirim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi koşulsuz şartsız yüce Türk milletinin hizmetkarı. Bolu'nun seçilmiş milletvekili de Bolu'nun hizmetkarı olacak. Ulaşamadığım gibi bir durum olmayacak. Yani bütün beklentileri karşılayabileceğimiz için biz oy istiyoruz diyorsunuz. Evet, aynen öyle yani diyorum. Varsa. Siz daha güzel toparladınız. Teşekkür ederim. İstersen abi birazcık da Bolu yerelinde siyaseti konuşalım. Biliyorsunuz başkanım çok hızlı bir süreçteyiz. Her parti çalışmalarını gerçekleştiriyor. Siz genel tabloya baktığınızda Bolu siyasetini nasıl yorumlarsınız?
Yani Bolu'da... Hatta başkanım özür dilerim. Şuradan başlayalım mı? Mesela ilk geldiğinizde Bolu'da nasıl bir siyaset gördünüz? Biraz daha kızışınca siyaset arenası nasıl bir siyasi tablo var Bolu'da? Yani Bolu aslında sahipsiz deniliyor ya, böyle bir terim, bir ifade şekli var. Aslında Bolu sahipsiz değil. Biz mücadele ediyoruz. Bolu'da herkes kendi penceresinden bakıyor olaylara. Ve kendi penceresinden değerlendiriyor ve ona göre davranış gösteriyor. Burada kaybeden Bolu oluyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi yetki aldığında da biz kendi penceremizden değil, Bolu'nun penceresinden, Bolu halkının penceresinden, Bolu'da işte üniversitesiyle, ticaret odasıyla, meslek odasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde süreci devam ettirmek istiyoruz. Ben geldiğimde ve halen de devam ediyor. İstişare yok. Fikir alışverişi yok. Birlikte karar alma yok. Sonuçlar vahim oluyor. Geri dönüş oluyor. Zaman kaybı oluyor. Evet. Para kaybı oluyor. Ekonomik sıkıntılar, rahatsızlıklar oluyor. Bu süreç hep Bolu'da böyle devam ediyor. Geldiğim günde bunu söyledim. Bundan sonra da ben şunu söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş milletvekiliyle istişare halinde, kamuoyuyla sürekli konuşarak, istişareye önem vererek hep birlikte alınan kararlarla faydalı olunabileceğini düşünüyorum. Ve böyle de olacaktır diye söyleyebilirim. Bolu'daki en eksik gördüğüm kısım İstişare. Fikir alışverişi yok. Uzman kadrolarla görüşme yok. Üniversiteyi sürece dahil etme yok. Akademik camiayı sürece dahil etme yok. Ticaret odası, meslek odaları, fikir alışverişi yok. Bunların hepsini Allah nasip ederse 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçi Hareket Partisi sağlayacak. Sağladıktan sonra da Bolu'da gerçekten bir kazanım elde edeceğiz. Yani Bolu'nun sorunlarını meclis kürsüsünde ifade edecek. Dertleriyle dertlenecek. Sorunlarını da en profesyonel şekilde yürütebilecek, katma değer yaratacak çalışmaları hep birlikte yapacağız. Bunun böyle olursa sağlıklı olacağını, faydalı olacağını düşünüyorum. Eksik kaldığımız kısım bu. Başkanım, Bolu için hep kötü olan yanı, yani kadersiz olduğu tarafı bir bakanın olmayışı olarak adlandırılır. Yıllardır. Yani Bolu'nun bir bakanı yok diye hep bir dertlenir insanlar. Sizce bu doğru bir dertlenme mi? Eğer doğruysa Milliyetçi Hareket Partisi Bolu ile ilgilenecek bir bakanı olacak mı? Milliyetçi Hareket Partisi'nin girişimleriyle. Yani şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yetki verildiği takdirde çalışır. Diyelim ki verilmedi, çalışmayan kısmı da çalıştırmak için mücadele eder. Bunda biz gayemiz bu, mücadelemiz bu yönde olacak. Yani şöyle, bir bakan olur mu? İşte onu tahmin etmek zor, söylemek zor. Daha önceden de oldu ama Fatih Bey bakan yardımcısı, bakan yardımcıları da sayın bakanın da ifade ediliyor. Yine şu an Veysel Bey var, Veysel Tiryaki. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcısı. Tabii onlarla da istişare halinde, onların da Bolu'nun sorunlarıyla dertlenmesini sağlama açısından Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste olduğu gibi 48 milletvekiliyle yapıcı, olumlu eleştirileriyle 2018 seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz vatandaşa birçok konu gerçekleşti. Büyük bir kısmını gerçekleştirdik. İşte Türkiye geneline baktığımızda 48 milletvekiliyle EYT gibi bir süreci gerçekleştirdik. Emeklilere ikramiye süreci yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaadidir. İşte tıp fakültesi öğrencilerin, son sınıf öğrencilerinin asgari ücret düzeyinde maaş alması yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2018 vaadidir. Biz bunları genelde 48 milletvekiliyle yapabiliyoruz. Bolu'dan bir vekilimiz veya vekillerimiz çıktığı takdirde Bolu'da neler yapabiliriz? Bolu'yu nereye getirebiliriz? Hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Biz en üst noktaya getireceğimizi, en üst düzeye getireceğimizi, hatta İsmail Bey de ara ara söylüyor konuşmalarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nden vekil çıkarttık, İyi ki de bu vekili oy vermişiz dedirttireceğimizi biz canı gönülden inanıyoruz. Bunu da yaparız Allah'ın izniyle. İsmail Akgül sizi çalıştırdığı gibi bakan yardımcılarının yarısını çalıştırsa. Özetini getiriyoruz Allah'ın izniyle. Peki başkanım, biraz da ittifaklardan konuşalım isterseniz.
karşınızda siyasi rakip olarak Millet İttifakı duruyor. Sizin gözünüzden evet. Millet İttifakı'nı bir dinleyebilir miyiz? Sizin için Millet İttifakı nedir? Yani şöyle, vatandaşımız daha çok bunu kanaat getirir ama ben Cumhur İttifakı'nı anlatayım. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki olan karşı tezleri de antitez olarak da Millet İttifakı ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı 7 yıldır milli konularda son derece hassasiyetli mücadele ediyor. Savunma sanayiyi hep birlikte görüyoruz. Ayasofya'yı açtık. Yani bizim bağımsızlığımızın eksik kalan kısmıydı Ayasofya. Ecdadımıza olan utancımızdı Ayasofya. Ayasofya Cenab-ı Allah nasip etti. Cumhur İttifakı'nın ferasetiyle Ayasofya cami olarak tekrardan ibadete açıldı. Taksim Meydanı'na bir caminin daha yapılması, Türk İslam mührünü İstanbul'a kazıdık. Vurduk yani Türk İslam mührünü. Cumhur İttifakı terörle mücadelesinde katı ve kararlı. Hem yurt içinde hem yurt dışında çok başarılı harekatlar icra edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Fırat Kalkanı gerçekleşti. Akabinde yine Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla teröre büyük darbeler vuruldu. 7 yılda 37 bin tane terörist imha edildi. Yurt dışına baktığımızda, uluslararası konumuna baktığımızda bölgenin abisi durumuna geldik. İşte mavi vatan demeye başladık. Karadeniz'de, Akdeniz'de doğalgaz aramaya başladık. 710 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. İlk yakım gerçekleştirildi. 1951'de yapmaya çalıştığımız devrim arabasını yapamadık. Hatta Necmettin Erbakan'ın bununla ilgili de bir makalesi var. 1951'de bu devrim araçlarının o da projesinde evet. yer alıyormuş. Bunu 3 kişi kabul etmez diyor. Yani 3 tane grup diyor kabul etmez. Bir yurtun içindeki, ülkemizin içindeki hainler. İki yurtun dışındaki hainler. Bir de bu aracın olmaması için kendi içimizden ve dışımızdan kullandıkları dışarıdan gelen destekli hainler diyor. Biz bunu gerçekleştirdik. 60 yıl sonra, 70 yıl sonra affedersiniz, Tokde'ye bir aracımız oldu. Yani bunları yapan Cumhur İttifakı. İstikrar devam etsin diye biz Cumhur İttifakı'nı savunuyoruz. Ve bilge liderimizin de Sayın Cumhurbaşkanı'yla kurmuş olduğu bir birliktelik. Karşı tarafta da Millet İttifakı var. Nerede Libya'da ne işimiz var diyen, Suriye'de ne işimiz var diyen, işte Karadeniz'de ne yapıyoruz, doğalgaz nerede bulundu diyen bir antitez olarak da Millet İttifakı var. Bunun kararını, teveccühünü vatandaşımız, milletimiz 14 Mayıs'ta verecektir diye düşünüyorum. Peki başkanım, sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın yani Cumhur İttifakı'nın son atakları arka arkaya geldi. Doğalgazın kullanıma sokulması, TOG, evet bira ücretsiz olması hatta, TOG, yerli milli tankın ikincisinin banttan çıkması. TCG Anadolu. Amfibi savaş gemisi. Evet, savaş gemisi. İHA ve SİHA'lar. Bugün Kızıl Elma uçuruldu. Hürjet abi. Hürjet uçtu bu. Hürjet mi? Hürjet uçtu. Bugün uçan. İnsanlık tarihi uçan. Evet. Arka arkaya tam seçim satında arka arkaya böyle büyük projeler açıklandı. Bunun kararsız seçmen üzerinde ya da son dönemlerdeki ekonomik krizden dolayı AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na küsmüş seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Kararsız seçmeni bu projeler geri çevirebilir mi sizce? Geçen bir röportaj vardı. Bu amfibi savaş gemisinin açılışında bilge liderimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı açılış programında bir gazeteci 18 yaşındaki bir kardeşimize mikrofonu uzatıyor. Bilgi almak amaçlı. O kardeşimizin çok güzel ifadeleri vardı. Dedi ki bu bir amfibi savaş gemisi. Bunun içerisinde işte helikopter iniş yapabiliyor, kalkış yapabiliyor. İHA'lar, SİHA'lar olacak kalkış inşallah. Yapabiliyor. İşte küçük motorlu jetler evet.
kalkış yapabiliyor. İşte tank içinde olabiliyor. Bu proje Mustafa Kemal Atatürk'ün planlamış olduğu bir projeydi. Yani milli savunmada, savaş sanatında Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içinde değil de düşmanı yurt dışında karşılayacağını, Cumhur İttifakı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmaya çalıştığı bu savaş sanatını, milli sanayiyi, milli savunma sanayisini şu an Cumhur İttifakı yapıyor dedi. Yani bunu kimsenin görmemezlikten gelmesi mümkün değil. Bunu vatandaşımız ferasetiyle, gördüğüyle ben karar vereceğini, Cumhur İttifakı'na destek olacağına canı gönülden inanıyorum. En basit bir savaş gemisindeki örneğimiz. Bunun dışında İHA'sı, SİHA'sı, TOK'u, terörle mücadelesi, işte Ayasofya'sı. Ayasofya çok büyük bir, gerçekten bağımsızlığımızın eksik kalan kısmıydı. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de ve son dönemdeki EYT ile 2,5 milyon vatandaşımızın faydalanması, yine alım gücünün artırılması için yapılan, işçilere yapılan zamlarla Cumhur İttifakı'nın tercih edeceğini düşünüyorum. Sorayım abi istersen. Buyur olsan sen. Yani Cumhur İttifakı'nın aslında şöyle gerçekleştirmiş oldukları görünüyor, biliniyor ve yapacakları da, yapacaklarının da gerçekleştirmiş olduğu şeyler vaadi, teminatı oluyor. Vaatlerinin teminatı. Şöyle anlatayım. Tam söyleyemedim. Vaatlerinin teminatı yaptıkları oluyor. Yaptıklarının, yapacaklarının evet. Teminatı evet, gibi. Evet, aynen öyle. Abi sorarsam senin sorun gitmiş olacak ama. Yok, olsan sen. Tamam, eyvallah. Devam. Peki başkanım, şimdi millet, affedersiniz, Cumhur İttifakı içerisinde Hüdapar birleşeni var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bayramlaşma listesinde yer almadı. Parti içerisinde Hüdapar'a karşı bir rahatsızlık var mı? Yani şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi, evet, Hüdapar'la bayramlaşmaya katılmadı. Ya şunu şöyle açıklayayım, ben Milliyetçi Hareket Partisi olarak açıklayayım. Şunu herkes bilir ki Milliyetçi Hareket Partisi terör destekçileriyle veya terörle hiçbir zaman yan yana gelmeyen, hiçbir zaman yan yana olmayan bir siyasi parti. Yani bizim misyonumuza, vizyonumuza terörle ilgili hiçbir konu dahil olamaz. Şöyle, Hüdapar'la ben kesinlikle yanlış anlamayın. Ben Hizbullah'tan bahsettim. Hüdapar'la ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil. Herhangi bir rahatsızlık Milliyetçi Hareket Partisi'nde yok. Ama tabii bir hassasiyet gösterildi. Bayramlaşmaya gidilmedi. Biliyorsunuz bunu en çok gündeme getiren siyasi partiler, İyi Parti, işte Gelecek Partisi, evet, Millet İttifakı'nı oluşturan, Oluşturan partilerin birçoğu Hüdapar Genel Merkezi'ni ziyarete gitmişlerdir. Hüdapar da onları ziyarete gitmiştir. Geçtiğimiz süreçlerde, yani yakın tarihe baktığımızda 2021'den bahsediyorum. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir şekilde ne ziyareti vardır ne de Hüdapar'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelmişliği vardır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile Hüdapar Genel Merkezi aynı cadde üzerinde, Balgat'ta bulunuyor. Aralarında 200 metre mesafe var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir zaman merhaba demişliği yoktur. Başkanım, ben 14 Mayıs'tan sonrasını biraz tahminlerinizi almak istiyorum. Sizce Türkiye'de siyaset nasıl şekillenecek? Şöyle destekleyeyim bu sorumu. Özellikle Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listeleri arasında eskiden AK Parti'de görev yapmış isimler aday olarak gösterildi. Daha sağdan isimler aday olarak gösterildi. Sizce önümüzdeki dönemde nasıl bir meclis olur? Türkiye'de nasıl bir siyaset devam eder, işler, partiler açısından? 14 Mayıs'tan sonra Cumhur İttifakı'nın ben başarılı olacağını canı gönülden inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara farkla yine tekraren seçilecek. Cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla, hakkıyla yapmaya devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil noktasında hem nitelik hem de nicelik olarak iyi bir durumda olacağını
inanıyorum, düşünüyorum. Yani daha güçlü, daha istikrarlı bir Cumhur İttifakı'yla süreci devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Önemli olan bir rakam var, 360. Evet. 360. Cumhur İttifakı olarak 360 milletvekilini bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Şöyle, hem Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçtireceğimizi demiştim. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti vekillerinin de 360 sayısını Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı'nda ve diğer partilerin de Cumhur İttifakı'nda olan partilerin de 360 sayısını geçeceğimizi ben inanıyorum, kesinlikle de düşünüyorum. Peki, vatandaşların genelinde şöyle bir algı var, düşünce var. Az önce de söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren ve siyasi hayatında merkez sağda yetişmiş ve orada siyasetin büyük bölümünü orada yapmış isimler var. Mecliste bu isimlerin önemli konularda Cumhur İttifakı ile hareket edebileceği yönünde vatandaşların düşüncesi var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu yönde ciddi eleştiriler var. Bu konuda bir fikriniz var mı? Bu isimler... Ya burada Millet İttifakı toplum mühendisliği yapıyor. Herkesin oyunu alabilmek için her türlü stratejiyi kullanarak bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ben o çalışmanın başarılı olacağını düşünmüyorum. O arkadaşların, o kişilerin de Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı listelerinde olan arkadaşların, kişilerin de tekrardan Cumhur İttifakı'na geri dönüş sağlayacağını zannetmiyorum. Kabul edilmez bir şey, kabul edileceğini de düşünmüyorum. Tabii bunun kararını hem bilge liderimiz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız en doğrusuyla, en hakkıyla, en doğru şekliyle verir ama ben Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı olarak böyle bir şeyin olmayacağını, yani şey olarak aslında sormuş, yani temsiliyet olarak bir geçişten değil de farz edelim ki bir tezkere oylanıyor ya da işte Mavi Vatan'la ilgili bir kanun oylanıyor. Bu konuda bu milletvekilinin, sağdan gelmiş milletvekillerinin Cumhurbaşkanı, şey, Cumhur İttifakı'da aynı yönde oy verecekleri yönünde. Yani bir onu yaşayıp görmek lazım ama şöyle, onların hayat görüşleri, dünya görüşlerinin değişip Millet İttifakı tarafında hizmet etmeyi karar aldıklarını, aday olmaları hasabıyla öğreniyoruz, biliyoruz. Ben dünya görüşü, bakış açısı değişmiş insanların tekrar geri gelebileceğini, düşüneceğini, vatandaştan tarafa, milletten tarafa, vatanımızdan, milletimizden, devletimizden tarafa düşünebileceğine inanmıyorum. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Onlar yine aynı şekilde kararlılıkla Cumhur İttifakı'nın karşısında hareket ederler diye düşünüyorum, söylüyorum. Evet, var mı abicim başka sorun? Yani, konuşa doğru geliyoruz. Ben aklımdaki ve bana gelen soruların neredeyse tamamını başkanıma ilettim. Teşekkür ederim. Başkanım, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Var mı Bolu halkına seslenmek istediğiniz bir konu? Şöyle diyebiliriz. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferle Milliyetçi Hareket Partisi'nden vekil değil, vekiller seçtireceğiz. Seçilecek. Ben Bolu kazansın diyorum. Her ne olursa olsun Bolu kazansın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu yoğun zamanınızda bize vakit ayırdınız. Programımıza katıldınız. Yorumlarınız için, bize gösterdiğiniz ilgi için çok sağ olun başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi, tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben de başkanıma teşekkür ederim. Sorduğunuz bütün sorulara içtenlikle cevap verdiğiniz için. Son olarak şey sorayım. Öyle bir soru da geldi. Üzerimde kalmasın. Seçim akşamı nerede takip edeceksiniz? Yani parti... İl başkanlığında olacak. İl başkanlığında olacaksınız. Evet. Tüm teşkilatlarımız da il başkanlığında olacak. İnşallah o gün zaferi hep orası birlikte... biraz kalabalık olacak herhalde başkanım. Tabii. Bugün, dışarıdan gece... da insanlar gelecek herhalde. İl başkanlığında olacaksınız. Başarının, haklı gururunun da hep birlikte bir nişan misali göğsümüze taşıyacağız o gece itibariyle. Hakkınız hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun başkanım. Evet sevgili seyirciler, Bolu'nun en geniş kapsamlı siyaset programı ortak yayınında, yani seçim 2023 ortak yayınında birlikteydik. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Bizleri izlemeyi unutmayın. İyi akşamlar. Thank you.